Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli öğrencilerimiz, 6. kitabın 10. ünitesinin 4. dersini yapıyoruz. Burada atıf harfleriyle ilgili bir konu görmüştük. Atıf harflerinden önceki kısma matufun aleyh, atıf harfinden sonraki kısma da matuf diyorduk. Burada önemli olan husus matufun aleyh gibi irab edildi idi. Şimdi buraya ne diyor? Uktub harfel atfil münasib. Boşluklara uygun atıf harfini yazınız diyor. Zara saihuna medinetel Petra. Turistler Petra şehrini ziyaret etti. Ve medinete Busra mesela. Ve Busra şehrini ziyaret ettiler diyor. Ve olabilir. Thümme olabilir. Fe olabilir. Verdiğimiz atıf harfine göre anlamda verebiliriz. Siz thümme koyduysanız doğrudur. Fe koyduysanız doğrudur. Bu boşluğa birden çok farklı atıf harfleri gelebilir. İstekdemel insanul arabete. İnsan ilkel arabayı kullandı. Thümme ihtera'a seyyarate. Sonra bizim bildiğimiz modern arabayı, seyyarayı icat etti diyor. Buraya thümme daha uygun sanki. Ve dersek onu kullandı ve ikisi ve aynı zamanda olan bir şeymiş gibi. Thümme belli bir süreden sonra. Fe mesela hemen peşinden oldu gibi anlamları var. Her atıf harfinin farklı anlamları var. Cümlelerde onların anlamlarını da söyleyeceğiz. Neta'arraful hadaratil kadimete bivasıtatil kutubi. Ve vel atharil baqiye ve kalan eserlerden. Ve de olabilir, evde olabilir. Ve de olabilir mi? Bakalım anlamı ne bir. Eski medeniyetleri tanıyoruz. Ne ile? Bivasıtatil kutubi. Kitaplar aracılığıyla eski medeniyetleri tanıyoruz. Evil atharil baqiye veya işte kalmış, geri kalmış eserler aracılığıyla. Ve koyarsak olur mu? Kitaplar aracılığıyla ve eski eserler aracılığıyla. Bence olabilir. Değil mi? Ve de olabilir. Bununla ve bununla. Bununla veya bununla. İkisi de olabilir. Tastatiyya en tuşahide tuhafen nadirate fil muthaf. Müzelerde nadir eserleri görebiliyorsun. İzleyebiliyorsun. Fil muthaf. Müzelerde veya el mesrah veya tiyatroda olur mu? Ve tiyatroda olmaz. Tiyatroda değil, müzede dememiz lazım. Bunu nasıl deriz arkadaşlar? La el mesrah. Tiyatroda değil, müzede görebilirsin nadir tarihi eserleri, değil mi? Tuhaf, ilginç, güzel eserler anlamında. Değil mi? La. Bak, tiyatroda değil, müzede görebilirsin. Bu la atıf harfi olarak da bu şekilde kullanılıyor. Bak, müzede değil, tiyatroda değil, müzede görebilirsin bunları. Mesela Ekarate an hadaratil babiliyin. Babillilerin medeniyeti hakkında bir şey okudun mu? Veya ev diyebiliriz, değil mi? Emel Aşur, ha burada soru. Evet. Babilliler hakkında mı okudun? Em el-Aşuriyin. Eğer soru edatı varsa buraya ne getireceğiz? Ev getireceğiz. Mesela Kara'tu mesela an hadaratil Babiliyin. Babilliler hakkında ev-el-Aşuriyin veya Aşurlar hakkında okudum. Orada ev kullanabiliriz, değil mi? Ev eğer soru edatı olmasaydı. Ama burada soru edatı varsa bunlar hakkında mı yoksa bunlar hakkında mı derken em kullanıyoruz. Tam soru edatı olduğunda em kullanıyoruz. Bunu ev ile soramayız. Onu veya bunu okudun olmaz, değil mi? Veya olmaz, burada em olması gerekir. Bunlar hakkında mı yoksa bunlar hakkında mı okudun? Ma elleftu rivayeten. Roman yazmadım. Ne yazdım? Belli koyabiliriz, değil mi? Bilakis tiyatro yazdım. Roman değil, tiyatro yazdım. Roman yazmadım, roman telif etmedim.
Bel mesrahiyeten, bilakis tiyatro telif ettim şeklinde. Tamam, bel edatı da bu şekilde. Yani şu önceki şeyi değil, şu önce geleni değil, şu. Tamam, elleftü. Ben bir eser telif ettim diyor. Ama o rivayet değil. Nedir? Elleftu mesrahiyeten. Tiyatro telif ettim. Tabi başında olumsuzluk edatını da görmemiz gerekiyor. Ben telif etmedim. Neyi telif etmedim? Rivayet telif etmedim. Peki ne telif ettim? Elleftu mesrahiyeten. Şu başındaki olumsuz edatını kaldırarak bunun başına getirdiğimizde anlam anlaşılıyor. Rivayet değil, yani roman değil, tiyatro telif ettim. Vesala dayfu, misafir ulaştı. Festekbelnahu, misafir ulaşınca festekbelnahu, biz onu hemen karşıladık. Ama ulaşır ulaşmaz hemen karşıladık. Misafire saygı değil mi? Misafir bekletilmez. Fe, hemen onu karşıladık. Fe, hemen peşinden anlamı katıyor. Sonra ne yaptık? Thumme tenavelnel gadae. Sonra öğle yemeğini yedik. Sonra öğle yemeğini yedik. Değil mi? Misafirleri karşıladık. Şey, misafirler ulaştı. Onları hemen karşıladık. Sonra biraz oturduk veya gezdik. Bir süre sonra öğle yemeğini yedik anlamı. Tamam? Eğer vesala dayfu, buraya thumme getirsek mesela, misafir ulaştı. Sonra biz bekledik, epey bir bekledik. Sonra onu karşıladık. Olurdu değil mi? Misafir hemen karşılandığı için buraya fe en uygun. Ama siz öyle demek istiyorsanız sümme de koyabilirsiniz tabii ki. Leyset hâzî temâsîl-i firavniye. Bu heykeller Firavun heykelleri değildir. Nedir? Lakin romaniye. Fakat onlar Roma heykelleridir. Firavun heykelleri değil, Roma heykelleridir. Bak bu da bele benziyor değil mi? Bu heykeller Firavun değil. Firavun değil bak bu heykeller. Lakin Romaniye, Romalıdır bu heykeller. Tam buradaki olumsuzluk edatından dolayı lakinden sonra gelene vurgu yapılıyor. Belden sonra gelene vurgudur her zaman. Tamam? Ama la'dan sonra gelen önemli değil. O yanlıştır. La'dan önce gelen doğrudur. Tam müzede bulabilirsin adres yerleri mesela. Tamam. Bu edatların anlamları da bu şekilde. Devam edelim arkadan. Burada ne istiyor? Ekmilil cümelel atiyete bimatufin münasibin. Aşağıdaki cümleleri uygun matufla tamamlayınız. Tamamlayalım. Siz tabi farklı şeyler de yazmış olabilirsin. Mesela kânet zenubya. Zenubia idi meliketen kaviyeten, güçlü bir kraliçe idi ve şucaaten, ve cesur bir kral idi. Bak getirdiğimiz atıf matuf da matufun aleyhine irabıyla aynı. Yeteallemu tıflül kıraete, çocuk okumayı öğreniyor, vel kitabete, ve yazmayı öğreniyor. Kitabeteyi kıraeteye atfediyoruz, irapları aynı. Merrel gıtaru bi İtalya, tren İtalya'ya uğradı. F Fransa, hemen peşinden de, bak F atıf harfimiz, hemen peşinden de Fransa'ya uğradı. Sümme İspanya, sonra da İspanya'ya uğradı. Peki burada bir harfi ceri vardı. Neden fetha oldu? Bunlar gayrimunsarif kesra harekesini kabul etmedikleri için. Tamam mı? Sümme İspanya, hepsi aslında mecrur olacaktı. Ama hepsi de gayrimunsarif olduğu için fetha oldu. Zürtü Medine'te Cidde fe Mekke. Cidde şehrini ve Mekke'yi, Cidde şehrini ziyaret ettim. Fe Mekke, hemen peşinden de Mekke'ye geçtim. Cidde'de çok durmadım. Mübarek şehir Mekke'ye geçtim diyor. Kânel mucrimu yelbesu kamîsan esvede evramâdiyen. Suçlu siyah veya gri gömlek giyiyor idi. Değil mi? Yelbesu kamisan esvede, siyah gömlek, ev veya ramadiyen veya gri gömlek giyiyordu. Bu ramadiyen neye atfediyoruz? Esvede. Değil mi? Kamisan mef'ulünün sıfat olduğu için mef'ul mansup, onun sıfatı o da mansup.
Rama diyen de ona atfettiğimiz için o da mansup geldi. Siyah veya gri gömlek giyiyor idi. Senukimu fi şakkatin mefruşe. Dayalı döşeli bir dairede ikamet edeceğiz. Ev fundukun veya bir otelde. Bak fi şakkatin ev fundukun. Daire veya otel. Buraya atfettiğimiz için mecrur oldu. Kara'el muallimul kasidete. Öğretmen kasideyi okudu. Thumme şerahaha. Sonra onu şerh etti. Bak burada cümleyi cümleye atfetmişiz. Ya da fiili fiile. Değil mi? Kara'e okudu. Thumme şeraha. Sonra da şerh etti. Tamam. Meşetet tayiratu alel arz. Uçak yerde yürüdü. Thumme biraz yürüdükten sonra ne yaptı? Tarat uçtu. Tara fiilini meşeye atfettik. Eteseru lil ameli emli dirase. Çalışmak için mi yoksa ders çalışmak için mi sabahlıyorsun, uyumuyorsun? Eteseru seherliyorsun, uyumuyorsun lil ameli. İşten dolayı mı emli dirase dersten dolayı mı sabahlıyorsun? Buraya em getirmiş. Neden? Çünkü soru edatı olduğu için. Öyle mi yoksa böyle mi? Sebep ne yani? İkisinden birini seç diyor. Etenvi en teşteriye seyyarat em testeciraha. Arabayı satın almaya mı niyet ediyorsun, düşünüyorsun? Em testeciraha veya onu kiralamayı mı? Testecirayı nereye? Teşteriyeye atfediyoruz bak. Burada dikkat ederseniz atıf olduğu için en teşteriye. Burada da en testecira. En burayı nasbetmiş. Burada testecirayı ne nasbetmiş? Bunu matufun aleyhi bu olduğu için matufta matufun aleyh gibi irab edilmiş. En teşteriye ve en testecira gibi düşüneceğiz. Satın almak mı yoksa kiralamak mı yı düşünüyorsun niyet ettiğin şeklinde. Le mukabilil mudira bel el mudira mektebihi. Nedir? Müdürle görüşmedim. Müdürle görüşmedim. Kimle görüştüm? Bel mudira mektebi. Onun ofis müdürüyle görüştüm. Onun ofisinin müdürü ile görüştüm. Müdürle görüşmedim. Mudira. Bel mudira mektebi. Onun ofis müdürü ile görüştüm şeklinde. Bu müdiraya atfediyoruz. Ve mansup oluyor. Bu mef'ul olduğu için mansup. Bu da matuf olduğu için mansup. La tekta'il eşcara'l hadra'ı bel yabise. Yeşil ağaçları kesme. Ben hangi ağaçları keseyim? El yabisete. Kuru ağaçları kes. Değil mi? Yabiseteyi nereye atfettik? El hadra'ya atfettik. Değil mi? Bu mansup, bu da mansup oldu. Ma vada'atil meliketu kubbaten. Kraliçe şapka giymedi. Lakin tacen. Fakat taç giydi. Tamam. Burada taceni nereye atfettik? Kubbaatene atıf yapmış oldum. Neyse tarihu kıssaten. Tarih bir kıssa değildir. Lakin nedir o zaman? İbraten. Fakat o bir ibrettir. Tarih bir kıssa değil, bir ibrettir. Ders alınacak bir ibrettir. Değil mi? Kıssatene atfettiğimiz için mansup oldu. Utkinul azefe bil ud la el kanun. Ut çalmayı İyi biliyorum, iyi yapıyorum, sağlam yapıyorum. La el kanun. Kanunu değil, ut çalmayı iyi biliyorum diyor. Değil mi? Burada el azefe bil udi la el kanuni. Bu neden kesre olmuş? Çünkü el ud kelimesine atıf yapıldığı için. Ud neden mecrur? Burada bi harfi ceri olduğu için. İstemtaatu ila ugniyetin sahibetin la hadiye. Gürültülü müziği hoşuma gitti. Zevk aldım. Gürültülü müzikten zevk aldım. La hadiyetin. Sakin müzikten diye. Bu neden kesre oldu burası? Çünkü bu hadiyeteni nereye? Sahibetine atfettik. Değil mi? Sakin değil. Gürültülü müzikten zevk aldım. Sakin müziği sevmiyormuş adam. Gürültülüyü seviyor imiş. Evet, bunlar bu şekilde olacaktı. Anlamlarını da doğru anlamamız gerekiyor. Şimdi devam edelim.
Uktub ma'tufen münasiben fil fara. Boşluklara uygun ma'tuf yazınız. Vazbut ahirahu bir şekil ve sonlarını düzgün bir şekilde harekeleyiniz diyor. Etuhibbul ayşe fil hindi emil imarat. Hindistan'da mı yoksa imaratta mı yaşıyorsun? Değil mi? El imarati koyduk. Neden? El hindi mecrur olduğu için. Bu da mecrur oldu. İmaratı Hindistan'a atfettik. Hindistan'da mı yoksa imaratta mı yaşamayı seviyorsun? Sokrat filozofin Yunani. Sokrat Yunanlı bir filozoftur. La Fransız. Fransız değil. Yunanlı bir filozoftur. Fransız yün geldi. Neden? Yunani yün kelimesine atıf yaptığımız için. Uridu en estecira gurfeten. Oda kiralamak istiyorum. Ev cenahan fil funduk veya otelde bir nedir? Suit oda kiralamak istiyorum. Suit. Lüks daire kiralamak istiyorum. Lüks oda. Affen. Kiralamak istiyorum diyor. Burada cenahan neden mansup? Çünkü urfetene atfettiğimiz için. La tehsebin necaha sehlen. Başarıyı kolay zannetme. Bel sa'ben. Bilakis zor zannet onu. Zor olduğunu bil. Neden sa'ben oldu bu? Çünkü sehlene atıf yaptık değil mi? Tuaddu Dimeşk minel mudunil kadime. Dimeşk eski şehirlerden sayılıyor. Ve el arikati ve köklü. Bu da neden mecrur geldi? El mudini el kadimeti. Kadimeti kelimesine atıf yaptığımız için değil mi? Kadimeti vel arikati şeklinde. İsteykastu sabahan. Uyandım sabahleyin. Fe lebistu. Hemen elbisemi giydim. Sümme haraçtu. Sonra çıktım. İsteykastu fe lebistu. Sümme haraçtu. Uyandım. Hemen giyindim. Sonra biraz sonra çıktım. Lem ye'ti Halidun ma'a Meysun. Halid Meysun'la gelmedi. Ne yapmış? Halid Meysun ile gelmedi. Peki kiminle geldi? Lakin Meryem. Meryem'le geldi. Ha, lakin Meryem. Ha, burada bir incelik var arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Şimdi bu atıf harfi neyi neye atfetmiş? Ha, işte burada önemli olan ben ne dedim? Ma Meryem'i dedim mesela. Değil mi? Meryem'i koysak kime atfediyoruz? Meryem'u olduğunda kime atfetmiş oluyoruz? Değil mi? Hatta şöyle yapalım. Meryem'u olsa kime atfetmiş yapıyoruz? Meryem'e olsa kime atıf yapmış oluyoruz? Çünkü bu kesre alamaz zaten. Ha, bunu damme yapmış. Değil mi? Ne dedi? Halit gelmedi. Meysun'la beraber Halit gelmedi. Lakin Meryem'u. Fakat Meryem geldi. İşte bu Meryem'i biz neye? Halide atıf yapıyoruz. Bak ikisi de merfu. Çünkü faile atıf yaptık. Meysun'la beraber Halid değil Meryem geldi. Meysun kız, Meryem de kız. Meysun'la beraber o zaman Meryem geldi diyoruz. Tamam mı? Peki bunu Meryem'u değil de Meryem'e harekeleseydik. Damme değil de feta. O zaman neye atfetmiş olacaktık? Halit Meysun'la beraber gelmedi. Kimle? Meryem'le beraber geldi. O zaman Meysun'a atıf yapmış oluyorduk. Bak buradaki bir hareke demek ki nereye atfettiğimiz. Çünkü nereye atfedersek onun harekesiyle, onun irabıyla aynı olması gerekiyor. Tamam. Bu ma'a Meysuni olacaktı ama Meysun, müennes özel isimlerin hepsi gayrimunsarıftır ve kesre almazlar. Meryem'de de aynı şekilde, tamam. O yüzden fetha almış. Lem yekra Muniru kitabel felek. Munir astronomi kitabını okumadı. Bel, ne kitabını okumuş olsun? Belit tarihi. Tarih kitabını okudu. Burada neden kesre oldu? Çünkü feleki kelimesine atıf yaptığımız için. Astronomi kitabını değil, tarih kitabını okudu bilakis diyoruz. Evet, bunların cevabı da bu şekilde olacak idi. Sonra uktub cümelen fiha ma ye'ti. Diyor ki cümleler yaz diyor. İçinde aşağıdaki şeyler bulunsun. Ma'tufun ala fa'ilin bil fa. Fe atıf harfiyle fa'ile bir ma'tuf getir. Fa'ile atfedeceksin.
ve F harfiyle. Mesela vasale Muhammed. Muhammed geldi. Fealiyyun. Bak F atıf harfiyle yaptık. Bu da nedir? Fealiyyun. Bak fail. Muhammed fail idi. Aliyyun'u ona atfettik. Mesela. Siz farklı örneklerde yazabilirsin tabi. Yazmışsınızdır mutlaka. Zurtu mescide Ayasofya. Ayasofya camini ziyaret ettim. Sümme mescide Sultanahmet. Burada ne demiş? Sümme ile mef'ulun bihe atıf yap. Mesela zurtu mescide bak. Mescide mef'ulun bih mansubun. Sümme ile atıf yapacaktık. Sümme mescide Sultanahmet. Bak bunu bu mef'ule atıf yaptık. Ne ile? Sümme ile. Ma'tufun ala mübteda bil ve vav ile mübtedaya atıf yap. Muhammed ve Hasan, Muhammed ve Hasan talibani müştehidani, çalışkan talebedir. Çalışkan iki talebedir. Muhammedun ve Hasanun şeklinde değil mi? İkisi de merfu. Bu mübteda, bu da mübtedaya matuf olmuş. Matufun ala haberi kâne bel. Bel ile kânenin haberine atıf yap. Mesela mâ kâne zilzâlu kânenin ismi. Hafifen, bu da kânenin nedir? Haberi. Hafifen kânenin haberi. Bel ile atıf yaptık. Şediden. Bak kânenin haberine atıf yaptık. Şediden. Deprem hafif değildi. Olmadı. Bilakis şiddetli oldu. Şediden ne yaptık? Hafifene atıf yapmış olduk. Thumma ma'tufun ala fa'il bila. La atıf harfiyle fa'ile bir atıf yap. Ma'tuf getir diyor. Mesela neceha Muhammedun fil imtihan. Muhammed imtihanda başarılı oldu. La Hasanun. Hasan değil. Hasan değil. Hasan tembelmiş demek ki. İmtihanda Muhammed başarılı oldu diyoruz. Bak fail dediğimiz bu. Ma'tufun aleyh. Ma'tufumuz da Hasanun. La atıf harfiyle yaptık bunu da. Bu da bu şekilde olacak idi. Bu dersimiz de burada bitmiştir arkadaşlar. Nerakum fid dersil kadim. Ma'as selameh.